geçmiş olsun. Sağ olun. Ne iyi misiniz? İyi. Tansiyonunuza bakalım mı? Koltuğu şöyle düz atın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben kafamı şeye vurdum, şöyle kapının eşiği diyelim, yani üst eşiğine geçerken. Biraz boyum da uzun. O eşikte biraz düşüktü. Eşiğe değdi yani bir kafam. Fakat bu son işte ameliyata geldiğim şöyle bir haftasına baktım, denge kaybı var bende. Odaklanamıyorum bir şeye. O yüzden dedim ben ise az doktora geleyim, işte geldik sorduk, sağ olsun Mehmet Bey hocamızı şey yaptılar, tercih ettiler bize. Yani ben hiç umursuz, yani hiç aklıma gelmedi öyle bir şey olacağını, öyle beyin kanaması olacağını, yani beyinde kanama olduğunu. Bu son dönemlerde işte baktım ki şeyi ya, kendimi hissetmiyorum. Aynı hocamın demin anlattığı durumlar gerçekten bende de şey oldu. Ondan dolayı işte geldik, sağ olsun yani iyi geçti, hiç bayıltmadı. Ameliyatı zaten sonuna kadar birebir hissediyordum zaten ne yaptığını. Ama yani o bayıltmaması tabii daha büyük bir avantaj. Çünkü neden bayılttı mı ondan sonra yoğun bakımda da kalacaksın, o verdiği şeyler, onlar bayağı büyük bir sıkıntı. Hastamız bize Tunceli'den oradaki ilgili hekimin aramasının sonrasında geldi. Hastanın ana şikayeti yaklaşık 2,5-3 ay önce kafasını yüksek bir yere çarpma sonrasında ortaya çıkan bir beyin kanaması ve buna bağlı olarak gelişen sol tarafta bir güç kaybı. Tabii biz orayı uyuşturduk. Cilti açtıktan sonra o bölgeyi uyuşturduk. Ön tarafta ve arka tarafta birer tane kemik üzerinde, kafa kemiği üzerinde delik açtık. Sonra beyin zarı var altta. Ona ulaştık, beyin zarını açıp beyin içerisinde gördükten sonra içeriği serumla yıkadık. Kanı yıkadık. O deliklerden o kanın komple çıkmasını sağladık. Bunları yaparken de tek gözlemimiz beyin yukarıya doğru şişiyor mu? Yukarı doğru çıkıyor mu? Eğer beyin doğru yukarı doğru çıkmıyorsa ameliyatımız başarısız demektir. Yani boş yere yapmış olduğumuz ortaya çıkar. Biz baktığımızda o beyin parenkeminin yukarı doğru çıktığını gördük. Ameliyatı da bitirdik sorunsuz olarak. Ameliyatın her aşamasında hasta istese, biz zaten hastaya mesela bir tarafı fazla döndüğü zaman dönme, bu tarafı eski haline yat dediğimiz zaman hasta bu komuta uyabiliyor. Yani ameliyat bu şekilde yapıldı. Sadece ameliyatta ben mesela konuşmadım. İşe bir an önce işi yapma amacıyla, ama istersek ameliyat boyunca hastayla her şekilde konuşabiliriz. Aileler ve hekimler için mesajım. Birçok yürüme bozukluğu, idrar kaçırma, unutkanlık şikayeti olan hastaların altında kronik subdural hematomları ve beyindeki bunların sonucunda gelişen beynin su dolaşımının bozulmasıyla ortaya çıkan normal basınçlı hidrosefaliyi muhakkak ve muhakkak aramamız lazım. Aramazsak hayat boyunca hastada perişan olur, ailede perişan olur. Bir tane çok küçük işlemlerle halledilebilecek bir şeyler halledilmekten uzak kalır. Geldi abi, çekim bitti zaten. Abi şey var bak, ama